jungle. İzleyicilerimiz hepinize merhabalar. Şanlı Haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün gelişen tüm haberlerini aktaracağız. Ekranlarınızın ve radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim, Çanakkale'nin Necabet ilçesinde sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.8, 4.4 ve 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Saat 5.39'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar da panik halinde kendilerini sokağa attılar. Deprem uzmanları Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan ile Profesör Doktor Doğan Perinçek, gelecek 10 gün içinde 3.5 ve 4'e varan büyüklüklerde artçılar olacaktır uyarısında bulundular. Ercan, depremin 02 sularında başlayan 4.4, 3.5 büyüklüğündeki öncüleri vardı dedi. Duvarlar gitti geldi. Böyle bir daire şeklinde sallandı. Deprem olduğunda donk diye bir dakika duruyordum, böyle 4.4 şiddetinde oldu. Hemen böyle güvenli bölgeye gittik, sonra dışarı çıktık, sonra babam ve annem tekrar eve girdi, sonra çıktılar, girdiler, çıktılar, girdiler, sonra deprem bitti, sonra arkadaşımın arabasına girdik, sonra iki arkadaşım da geldi, sonra onlar Uygur Parkı'na gitti, sonra buraya çadır kurduk. Değerli izleyiciler, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Perinçek, kentte meydana gelen 17 sarsıntıdan 4.8 büyüklüğündekinin ana deprem, diğerlerinin artçı olduğunu açıkladı. Profesör Doktor Perinçek, 4.6'dan daha büyük bir depremin beklenmediğini, ancak dikkatli olunması gerektiğini ve hasarlı binalar varsa uzak durulması gerektiğini vurguladı. Efendim, Çanakkale'de Kayseri Ahmet Paşa Caddesi üzerindeki valilik binası karşısında bulunan Morabbin Parkı'nın 20 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıkan Doğan Kılıç isimli 21 yaşındaki vatandaş intihar girişiminde bulundu. Evet.
Karabük'te yaşadığı öğrenilen ve Çanakkale'ye gelen 21 yaşındaki yeşil reçeteli ilaç kullandığı öğrenilen sarı hastası evli ve bir çocuk babası Doğan Kılıç, Çanakkale Valiliği binası önünde intihar girişiminde bulundu. Bugün saat 13 sıralarında Kayseri'li Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Morabbin Parkı'na gelen Kılıç, herkesin şaşkın bakışları arasında parka ait 20 metrelik aydınlatma direğine tırmandı. Ardından elindeki kesici aletle sağa sola bağırıp kendine zarar veren Doğan Kılıç atlamaya kalkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Doğan Kılıç'ın olası atlama ihtimaline karşı 112 acil servis ekibi hazır bekledi. Çanakkale Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne ait itfaiye ekipleri Doğan Kılıç'ın atlama ihtimaline karşı hava yastığını şişirerek aydınlatma direğinin altına yerleştirdi. Bu sırada vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü almasına sinirlenen Doğan Kılıç, direğin korkuluklarına çıkarak vatandaşların uzaklaşmasını yoksa atlayacağını söyledi. Bunun üzerine geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Polislerin Doğan Kılıç'ı direkten aşağı inme çabaları sonuçsuz kaldı. Doğan Kılıç, polislere 2 aydır eşiyle maddi ve manevi yönden sıkıntılar yaşadığını belirterek valiyle görüşmesini ve kendisine yardımda bulunmasını talep etti. 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından Doğan Kılıç aydınlatma direğinden indi. Ekipler alınan kişiyi emniyete götürdü. Parti Çanakkale İl Başkanlığı son günlerde yaşanan terör olayları sebebiyle ölen vatandaşlar ve şehit olan güvenlik güçleri için cuma namazının ardından 4 camide pilav dağıttılar. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından dağıtılan pilav ve İl Başkanı Erdin Ercan'ın konuşmasından bir parça izliyoruz. Direksiyon dönmüyor işte. 2 insanımız bombayla katledildi. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Peş peşe birbiri ardına şehit haberleri gelmekte. Tabii çok üzüntülüyüz. Gencecik emniyet görevlilerimiz, polis memurlarımız şehit ediliyor. Milletçe çok üzüntülüyüz. Yas içindeyiz. Şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve metanet temenni ediyorum. Bugün şehitlerimiz için Çanakkale'de 4 ayrı camide Yalı Camii, Şehitler Camii, Necipaşa ve Aslanca Camii'nde dua ettik. Vatandaşlarımıza pilav ikramımız var. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şuraya koymam hocam. Efendim, Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyünde buğday hasadı yapan biçer döver ve 30 dönüm tarla yandı. Evet, Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyünde Kadir Tokgöz'e ait 30 dönüm buğday tarlasında çalışan Veysel Yanardağ'ın kullandığı biçer döver henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın Çan Orman İşletme Müdürlüğü ile Çan Belediyesi itfaiye araçlarınca söndürüldü. Yangında biçer döver ile 30 dönüm buğday tarlası yandı. Yangınla ilgili tahkikat jandarma ekiplerince sürdürülüyor. Ve efendim, Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü Doktor Burhan Kütük aşırı sıcak havalarda uygulanması gereken yöntemler hakkında bilgiler verdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği bugünlerde sıcaklara karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi veren Çanakkale
Halk Sağlığı Müdürü Doktor Burhan Kütük aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini söyledi. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığı ve metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Doktor Kütük, terleme ile vücut ısısının dengede tutulmaya çalıştığını da belirtti. Aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımıyla tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir dedi. Çekemeyi takmadan Ve değerli izleyiciler, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri 300 yıllık gümüş sikke yakaladı. Bayramiç Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Evciler Köyü'nü de SG'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1700'lü yıllarda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 3 adet gümüş sikke bulundu. Jandarma konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yine Çan ilçesine bağlı Terzi Alan Belediyesi içme suyumuz özüne dönüyor sloganıyla belde merkezine yapılan arıtma sisteminde 1 liraya 19 litre 50 kuruşa da 10 litre arıtılmış su satıyor. Terzi Alan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, belediyemizce beldemiz Çakmak Çayır Mahallesi Eğitmen Hakkı Bey Caddesi'ne vatandaşlarımızın daha sağlıklı su tüketmesi için koymuş olduğumuz ileri bir filtrasyon sistemiyle su içerisinde bulunan tüm mikroorganizmalar tüm maddelerden arındırılarak suyun özünün elde edilmesini sağladık. Kurduğumuz ileri filtrasyon sistemiyle suyun kaynağı neresi olursa olsun aynı güvenlikte ve değişmeyen lezzette olması garanti altına alınmıştır dedi. Kurulan arıtma sisteminin insan müdahalesi olmadan kendi kendine belirli aralıklarla tam otomatik temizleme sistemine sahip olduğunu belirten Başkan Göymen, tatlı su çeşmesinin yetersiz kalma veya talep olması halinde başka sokak ve mahallelere de kurulması düşünülmektedir diye konuştu. Çanakkale Organik Üreticiler Derneği tarafından açılan organik ürünler satış yeri vatandaşları da memnun etti. Geç kalın. Sertifikaları olduğuna dair. Tabii ki. Ben Zehra Serim, Organik Üreticiler Derneği Başkanıyım. Üreticileri birleştirdik. Belediye bize bunu bu imkanda tanıdı. Belediye verdi dükkanımız. Burada bütün sebzeler var. Et, süt ürünleri. Unumuz, buğdayımız, üzüm suyumuz, sirkemiz, işte hepsi var. Daha da genişleyecek. Organik belgesi olan üreticilerin ürünleri, derneğe kayıtlı olan üreticilerin ürünleri. Onlar daha da genişleyecek, çeşitlerimiz genişleyecek. Halk ne isterse o istenene göre hepsi değişecek. Şimdi göreceğiz tüketildiğini. Şimdi satışlar başlarsa bir hafta 10 gün içinde belli olur. Pahalı değil yalnız. Valla güzel, güle güle kullanılıyor. Bitki ürettiğimde, özellikle organik bitki ürettiğimde 79 farklı türde biz ürün üretiyoruz. Ve bu yaptığımız ürün Türkiye'de birinci sırada, 79 farklı türde. Bu 79 farklı türün devamında hayvansal ürünlerde de özellikle küçük baş 3500, büyük başta da 7500 olmak üzere Kırmızı Et Organik Üreticiler Derneğimiz ve bunun yanındaki bal ve özellikle süt ürünlerle ilgili Türkiye'de birinci sıradayız. Tabii bitki üretimindeki sıralamada 11. olmamız ekim alanının darlığından, fakat 79 farklı türde olmasından farklı türde Türkiye'de birinci sırada. Bu önem getiriyor. Çünkü ekim alanımızda farklı ürünü üretiyoruz. Bu bizim özelliğimizi gösteriyor. Şimdi Çanakkale'de
Üretilen ürünler genelde İzmir, İstanbul gibi organik pazarlara sebze olarak, bal, zeytin, zeytinyağı ve süt ürünleri olarak da marketlere veriliyordu. Burada evet, Çanakkale Koza Gençlik Derneği ve İşkur İl Müdürlüğü ortaklaşa düzenlenen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Çanakkale Kariyer ve İş Geliştirme Ofisi projesi imzalandı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nda hiç kimse önceliği yok. Projeler sıralanıyor, başarı sırasına göre. Hatta defaatle elden geçiyor. Yani bir kişinin değerlendirmesi değil, prosedürü bayağı bir kompleks bir şey var. Biz dediğim gibi yaptığımız için değil, projelerimiz düzgün yapıldığı için başarılı olduğumuz kabul görüyor. O bakımdan yani bunun başka örnekleri var biliyorsunuz. Çağlar Oyuncak Atölyesi, Serhat Atölyesi gibi çok ciddi 6 yıllar yaşam merkezi için aldı. Yani iyi proje sunduğumuz zaman bu kaynakları alamıyoruz. Bu kaynakları almamız lazım. Aynı Avrupa Birliği gibi düşünün. Maalesef Türkiye Avrupa Birliği'ne bir sürü kaynak aktarıyor. Ama doğru düzgün proje yapmadığı için birçok kaynaktan Türkiye hakkı olan kaynaktan yararlanamıyor. Niye? Proje projeyi yapma becerisini elde etmemiz lazım. Bu çok önemli. Dediğiniz gibi bugün iki projenin imza töreni için buradayız. Bir tanesi Küçük Ölçekli Altyapı Mahallesi Programı'na ilişkin bir proje. Bu proje bizim için çok önemli olan bir proje. Çünkü bu sene ilk defa Küçük Ölçekli Altyapı Mahallesi Programı'na çıktık biz ajans olarak. Bugüne kadar çıkan bir program değildi bu. Kalkınma fikrine derinlemesine hizmet etmesi anlamında bu program bizim için önemliydi. Çünkü tutardı. Projelere destek olmaya ilk defa başladık ve altyapı çalışmalarına destek olmaya başladık. Sizin de bildiğiniz gibi maalesef ajansla ilgili şöyle bir algı var. Küçük küçük işte bizim için önemli fakat önemsiz görebilecek projelerle ilgili destek olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Ve bu algıyı küçük ölçekli altyapı mali destek programları ile biraz kırabileceğimizi biz de düşünüyoruz açıkçası. Çanakkale ile ilgili başkanımın söylediği gibi maalesef bugüne kadar şöyle bir yönlendirme, şöyle bir algı gelişti. Çanakkale ikinci ve Lapseki'de çalışmalar sürüyor. Lapseki ilçesinde toplamda 36.400 metre döşenecek olan kanalizasyon hattının yer teslimi yapıldı. Ankara İller Bankası aracılığıyla proje çizim ihalesi tamamlanan projenin yer teslimi yapılarak 400 günde bitirilmesi planlanıyor. İller Bankası anonim şirketi kontrolünde Lapseki Belediyesi meclis toplantı salonunda atılan imzalar sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İller Bankası Anonim Şirketi kontrollüğünde çalışmalar terfi merkezlerine bırakıldı. Yeni yapılacak olan iki baca tipi terfi merkezi ve bir tane mevcutta bulunan bina tipi terfi merkezi yenilenecek. 400 günde bitecek olan kanalizasyon hattı 36.400 metre terfi hattı döşenecek. Yerlerin teslimi yapıldı, ilçemize hayırlı olsun dedi. Ana haber bülteninin sonuna geldik efendim. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz.